Cumhuriyeti ile Yunanistan hükümeti arasında 30 Ocak 1923'te yapılan mübadele anlaşması ile karşılıklı olarak nüfus değişimi sağlandı. Lozan Barış Anlaşması'na ek olarak imzalanan bu sözleşme ile toplam 2 milyonu aşkın insan doğup büyüdükleri toprakları bir daha geri dönmemek üzere terk ettiler. Mübadele her ülkede de aynı, her iki ülkede de aynı yara ve acıları yaşattı. Mübadele acısını yaşayan her iki halk da aynı kaderi paylaştı. Her iki tarafta doğup büyüdükleri, yaşadıkları evlerden ve sevdikleri komşularından koparılarak, özgürlüklerinden ve kendi iradelerinden savrularak zorunlu göçe tabi tutuldular. Mübadele sevdalıları ayıran bir haksızlıktı. Mübadele dünyaya gözlerini açtıkları evlerini, tüm bir hayatı, dedelerin, ninelerin mezarlarını geride bırakan yeni bir hayata hem de şartlarını tam olarak bilmedikleri bir ortamda başlamanın tüm zorluklarını göğüslemek zorunda kalan insanların hikayesiydi. Tarih sürecinde yaşanmış Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi dünyadaki en hüzünlü göç olaylarından birisidir. Mübadeleye maruz kalan insanların yaşamış oldukları maddi ve manevi zararlar, ölene kadar yaşadıkları duygusal yıkım, o yıkılımın kuşaklara miras kalması bir mağduriyetti. Mübadeleden bu yana 100 yıl geçmesine rağmen her iki ülkede yaşayan mübadillerin çocukları, torunları, atalarının yaşadığı ortak acıları unutmadı, unutamıyor. Bu duygu ve düşüncelerle göç yollarında yaşamlarını yitiren, göç ettikleri yerlerde memleket hasretiyle yaşayan, geldikleri Anadolu topraklarında barış ve kardeşlik iklimini yaşatan tüm mübadilleri rahmetle anıyor, 100 yıl önce yaşanan acıların tekrar yaşanmayacağı, ülkeler ve toplumlar arasında barış ikliminin estiği, hiçbir çocuğun yurdundan, topraklarından koparılmadığı barış ve huzur dolu günler bekliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği, muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır. Dünyanın muhtelif yerlerinde yaşayan tüm aziz torunların, hatıraların torunlarını sevgi, saygı ve rahmetle selamlıyorum, anıyorum. İnşallah nice yıllarda hep birlikte bu topraklarda barış içerisinde yaşarız. Çok teşekkürler.